Müteahhit bir yer var. Arzalı tek planı komple çizdi. Tam böyle. Sen ne yapacaksın? İsmim Vilda, Gonca'dan geliyorum ben. İlk defa geliyorum. Bu halk görüşmesi bence çok çok iyi bir şey. Hani yetkililerle ya da böyle herhangi biriyle değil, bizzat başkanla görüşüp sorunu çözme odaklı olduğu için bence çok iyi bir şey. Belediyemiz bu konuda çok teşekkür ederiz. Her türlü isteğimize, arzumuza cevap veriyorlar. Hani dinliyorlar, dönüşümde sağlıyorlar. Bu yönden iyi bir şey bence. Yani biz memnunuz yani. Necati Savaş. Bellevado'da oturuyorum. Bununla ikinci defa katılıyorum. Hoşuma gitti. İyi. Böyle tabii dertleşmek, konuşmak iyi bir şey. Mustafa Verimcek, Karaolan Camisi Dernek Başkanı. Köy güzel bir şey yani. Başkanla yüz yüze görüşmek, baş başa görüşmek, dertleri anlatmak çok güzel bir şey. Yani şimdi bazı zaman gittiğin zaman başkan yerinde bulamıyorsun. Ama böyle haydi bir sever. Başkan bir gün verip de görüşme günü hak tanıyorsa çok güzel bir şey bence. Mevlüt Üzümcü. Tabii böyle bir program yapılması, halkla direkt başkanın temas etmesi ve problemlere çözüm oluşturulması için yapılan bu çalışmayı takdir ediyoruz. Birebir başkanla görüşmek önemli. Dertleri anlatmak ve çözüm yollarına yardım almak. Bunun için geldik. Böyle bir ortam oluşturduğumuz için de Başkan Hüseyin Bey'e teşekkür ediyoruz. İsmim Şükran Çubuk. Denizli Tepetiba'da oturuyorum. Bu belediyemizin böyle halk günü yapması çok güzel oldu. Eskiden ulaşamıyorduk. İstediklerimizi söylemiyorduk. Şu anda istediklerimizi arz edebiliyoruz. İstediğimiz yere ulaşabiliyoruz. Devamını dileriz. Nihal Kızılhan. Diliktaş Mahallesi'nde oturuyorum. Belediye başkanımızla görüşmeye geldik. Daha önce de denediğimiz zamanlarda görüşlemiyordu ama şimdi çok kolay bir şekilde kendisine ulaşabiliyoruz artık. Mahallemizle ilgili birkaç sorunumuz, sıkıntımız vardı. İşte yani protokolün hiçbirine yetişemiyorduk, hiçbir şekilde ulaşamıyorduk. Yani öyle bir gerçek vardı ama şimdi kim olursa olsun sayın valimizle bile gayet rahat görüşebiliyoruz. Ki bu da hükümetimizin güzelliğinden olsa gerek. Evet, Pamukkale Belediyesi olarak biz her ayın ilk pazartesi halkını yapıyoruz. Uzun süreden beri yapmakta olduğumuz amaç halkımızın derdini, sıkıntıları, problemleri varsa muhakkak insanlarımız var. Ama belediyemizle ilgili olabilir. Öncelikle varsa bunları çözmeye çalışıyoruz. Bununla beraber veya bazı bu yeni Büyükşehir Kanunu'ndan dolayı bu geçiş sürecinde vatandaşımızın bazı konuları bilmiyorlar. Yani kimin alanına girdiğiyle ilgili bu bilgilendirmeyi yapıyoruz, yönlendirme yapıyoruz. Bizim alanımızı çözebileceğimiz kanun vermiş olduğu bize yetkilerse bunları hemen bir planlama dahilinde çözmeye çalışıyor veya onun zamana ihtiyacı varsa onu söylüyoruz ve hangi işi takip edecekse onu bilgilendirerek çözme yolunda gayret gösteriyoruz veya kaymakamların olabilir veya büyükşehir belediyemizin olabilir veya farklı kurumların olabilir. Bu konularda en azından onların yönlendirmeyle bir adı konuluyor. Olabilecek olan bir konu varsa ben çok verimli bir toplantı olduğunu düşünüyorum. İnsanların birebir onlara dinlenilmesi, onların sıkıntılarının giderilmesi noktasında belli bir makamdayız. Ayda bir günde olsa sabahtan akşama kadar bunları birebir dinliyoruz. Ben de çok verimli geçtiğini düşünüyorum. Yani belki gelen insanların %100'ü netice alıyor mu? Değil. Çünkü bizim alanımıza girmeyen bir konuyu da yönlendirme yapıyoruz. Bundan dolayı ben önemsiyorum. Yani halk günlerini her ayın ilk pazartesi Pamukkale Belediyesi, her ayın ilk salı günü Büyükşehir Belediye'miz yapıyor. Bu şekilde çalışmalarla insanlarımızın ben derdine derman olmaya çalıştığımızı çok gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bugün karşılaştığınız en sık size gelen sorun neydi? Rutin görüşmeler yani bu konuda ama imarla olabiliyor veya yol konusunda olabiliyor, park bahçelerde olabilir. Yani biz sınırlandırmıyoruz zaten. Her türlü konu ne olursa olsun burada zaten benim yanımda hemen belediye başkan yardımcılarımız veya müdürlerimiz oluyor. Burada İşkur'dan yetkililer de gördük. Talimatımızı da veriyoruz. Evet o Pamukkale Belediyesi'nin ilk defa Denizli'de başlattığı bir uygulama.
Genelde onu da söylemek istiyorum. Yani %40-%50'si yani bize başvuran, bugün görüşme talebine bulunanların %40-%50 arasında bugüne kadar ortalamaya baktık biz. Buradan yola çıkarttan zaten bu bir proje olarak geliştirdik. İşkur'dan görevli arkadaşlarımız geliyor. Direkt onlarla iş için gelen insanları biz buluşturuyoruz. Bunların seçenekler kendilerine söyleniyor ve bunlarla ilgili hemen ama fabrikada olur veya herhangi bir işletmede görüşmek istiyorsan direkt hemen belediyemizin araçlarına çekiyoruz. O işletmeyi göndererek yani hemen direkt teması sağlamaya çalışıyoruz. Amacımız yani onların da başvurularının içinde 10 kişiye de ekmek kapısı olabiliyorsak ne mutlu diyoruz. Olaylara böyle bakıyoruz. Yani çözüm odaklı çalışıyoruz. Yani burada yoksa burada halkın yaptı desinler diye böyle bir şey yapmadığımızı vatandaşlarımızın bilmesini istiyorum. Biz de vatandaşımızın derdini dinlemekten bir yerel yönetici olduktan biz bu anlamda seçildik. Onların derdine derman olmak için. Yani sadece seçim öncesi değil. Değil ki bu kaç aylardan beri süren bir süreç. Bundan sonra da devam edecek. Ben örnek bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Yapan birçok belediyemiz de bunu yapıyor. İnşallah vatandaşlarımız memnun kalıyorlar.